tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Doktor Şeref Oğuz, Dünya Gazetesi'nin yazarı, yöneticisi bizimle birlikte olacak. Yalnız Şeref Bey'in bir yazısından yola çıkalım isterseniz. Bu akşam gündemini, birçok konuşacağımız konular var, değerlendireceğimiz, ama makalesinden yola çıkalım. Şeref Bey, koronanın ekonomilere armağanı, hakimiyetçi rekabet diye bir makalesi vardı. Burada ilginç başlıklar var. Önce isterseniz bu başlıkları bir arkadaşlarım da ekrana getirirlerse eğer, ekrandan da görmüş olalım. Dört ihtimalden söz ediyor Şeref Oğuz. Birincisi barbarlığa geçiş noktası olacağını söylüyor. İkincisi daha acımasız bir devlet kapitalizmiyle karşı karşıya kalacağız diyor. Üçüncüsü çok radikal devlet sosyalizmi. Dördüncüsü ise karşılıklı yardımlaşma ve uzlaşmaya dayalı büyük toplumsal dönüşüm. Aslında dördüncüsü en çok istediğimiz ama olma ihtimali daha küçük olan bir başlık. Şeref Oğuz'un makalesinden yola çıkarak kendisine soralım. Biz barbarlığa doğru mu gidiyoruz? Şeref Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Her sabah zaten yazmış olduğunuz kamu spotundaki benzer açıklamalarınızı herkes artık izliyor, okuyor, değerlendiriyor. Şimdi bu da aslında sanki kamu spotu gibi de olmuş. Benim de oradan ilgimi çekti. Biz hangisine daha yakınız Şeref Bey? Barbarlığa doğru mu gidiyoruz, yoksa bir dayanışma içinde yeni bir döneme mi giriyoruz? Açıkçası bu dördünün de, şimdi bu senaryolar, korona sonrası yeni normal oluşurken dört tane olası senaryo var. Hangisi daha fazla ön plana çıkacak diye dünyanın önemli düşünce kuruluşları, entelektüelleri, toplumun her kesiminde ve bilim dünyasının farklı kesimlerinde insanlar bunu tartışıyor geliyorlar. Ben burada tartışmalarım içerisinde de bulunan biri olarak tezim de benim şu. Açıkçası dünyada bu korona sonrasında varılacak senaryoların dördü de olacak. Eşanlı olacak. Her toplumda kendisinin neye teşne ise ona dönüşecek. Mesela barbarlığa geçiş için zaten barbarlığın kıyısında dolaşan toplumlar korona sayesinde bu yeni normallerini bu düzleme koyacaklar. Daha acımasız bir devlet kapitalizmine yakın duran, her şeyin kamu tarafından yönetildiği, kamuların ağırlık kazandığı noktada oraya bir evrilme söz konusu. Ya da genellikle eski sosyalist cumhuriyetlerden, sosyalist dünyadan günümüze gelen devletler ise radikal, çok radikal bir devlet sosyalizmi, yani kimin neyin ne kadar yiyeceğine karar verdiği sosyalizme ve açıkçası benim de gönlümün içinde olduğu fakat olası gerçekleşmesi çok zor olan, en azından jeopolitik işlerin bu kadar arttığı, çatışmaların bu kadar geliştiği ve bir savaşsız da çözülemeyeceği görüntüsü altında en zayıf olan karşılıklı yardımlaşma ve uzlaşmaya dayalı büyüme, toplumsal gücün ya paylaşımcı bir dünya. Ben Türkiye'nin sanki ikiye daha yakın duracağını düşünüyorum. Zaten şu anda dünyadaki gelişmeler ışığında Türkiye'ye baktığımızda en büyük işverenin giderek kamu olmaya başladığını görüyoruz. Mesela kısa çalışma ödeneği, işsizlere verilen maaşlar, aynı şekilde kamunun çok büyük istihdamlar oluşturma noktasındaki gayretleri, daha önce de zaten KPSS dediğimiz devletin işveren haline getirecek olan İK süreçleri, insan kaynakları süreçlerini topladığımız zaman ortaya bu çıkıyor. Başka bir gelişme ise belki de pandeminin kapattığı ekonomiler yeniden açılırken yarınki ekonomik programda bununla ilgili ipuçları da daha fazla bulabileceğiz. Devletlerin, kamunun çok fazla özel sektörden zor durumda olan şirketleri aldığı, yani bu sanki bu özelleşme dediğimiz bundan çeyrek yüzyıl, hatta 35 yıl öncesinde başlayan akımın geriye doğru döndüğü, devletleştirmelerin yeniden ağırlık kazandığı bir dünyayı bize anlatıyor. Ve o çerçevede de sadece Türkiye değil fakat aynı zamanda Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun, kendi karakterleri, toplumsal refleksleri farklı olmakla birlikte özelleştirmeden, yani özel mülkiyetten kamuya, devlete doğru kayan bir ağırlık var. Zaten bunun bir bakıma yasal zemini de hazırlanmış, biliyorsunuz bundan 10 yıl öncesinde başlayan, Türkiye'de de bunun karşılığını bulan, şehir hastaneleri üzerinde de uygulamaya konulan
PPP yani Public Private Partnership yani kamu özel ortaklığı işbirliği noktasında denemeler yapılıyordu. Yani özelleştirme mi, devletleştirme mi? Belki bunların miksi, karışığı, bir harmanlanması noktasında. Yeni bir sentez çıkar mı diyorsunuz Şeref Bey? Çıkar ama bu ağırlık çıkıyordu. Ancak korona geldi, oyunu bozdu. Ve hatları, safları değiştirdi. Yepyeni bir kavramı gündeme getirdi. Bu da şu, kamunun çok daha fazla, belki zorunluluktan, belki de başka bir yol bulunamayacağından, belki de işlerin artık böyle daha kolay olacağı algısından her neyse, yeniden devletleştirmenin, yani kamunun güçleneceği bir durumdaydı. Hatırlıyorum bundan meslek hayatım boyunca hep işimiz neydi? Kamu büyük olduğu zaman ekonomiler verimli olmuyor, kitle, kamu iktisadi teşekkülleri vardı, kitler vesaire. Kitler ekonomiyi kilitliyordu, zarar yazıyordu. Bunları acaba özel sektör mantığıyla yönetebilir miyiz noktasına geldik. Fakat özel sektörün de yapabileceklerini gördük. Özellikle zengin ile fakir arasındaki uçurumun bu kadar açıldığı, gelir dağılımının bozulduğu ve kaynakların yeterince rasyonel kullanılmadığının gerçeği ortaya çıkınca kamu ile özel sektör işbirliğine tam da gittiği noktada korona dedi ki bir dakika kuralı ben koyarım. Şöyle yani kuralı koyarım. Bir bakıma ben daha fazla ağırlık sahibi olabilirim. Bu da özel sektörü, yani bütün Türkiye'de dahil özel sektörün yeni bir rekabet algısına götürdü. Şimdi biz yıkıcı rekabeti yaşadık. Özellikle 90'lı yıllar, kayıp yıllarda biz yıkıcı rekabetin ne olduğunu gördük. Daha sonra bunun yapıcı rekabet dediğiniz, rakibinizle işbirliği içerisinde hem pazarda bir yandan rekabet ederken öbür yandan işbirliğine doğru giden bir dünya söz konusuydu. Ancak korona yeniden bambaşka bir kavram, sizin de zikrettiğiniz gibi hakimiyetçi rekabet diye yepyeni bir yapıyı da gündeme getirmiş oldu. Şeref Bey, şöyle bir durum var. Şimdi sizin söylediklerinizin hepsi aslında birçok şeyi maddelerde de sıraladınız. Bugün siz de söylediniz, oluyor hepsi. Merkez bankaları aslında bütün zarar eden ya da zarar etme ihtimali olan, iflas eden ya da iflas etmekte olan bütün küresel büyük megapol şirketlerin hepsine finansal destek veriyor. Dolayısıyla piyasanın içerisine bir şekilde tabii ki hisse senetleriyle, tahvillerle bu işi yapıyor ama piyasayı regüle ediyor ya da yönlendiriyor. Dolayısıyla kamu bir şekilde piyasanın içerisinde. İkincisi, yalnız şöyle bir şey, hani biz dördüncü maddeyi çok istiyoruz ya, siz de söylediniz. Ama ortaya çıkan mega teknoloji şirketleri bu COVID sürecinde 300-500 milyar dolar 3-4 firmanın karı arttı. Dolayısıyla vahşi ya da ne diyelim gaddar kapitalizm yine kazançlı çıkıyor. Bu ikisini bir araya getiremeyecek miyiz? O savaşmadan bir araya gelmez. Gelmemiştir, gelmeyecektir. Çünkü bazı, bakın 15 yıl, bin yıllık kayıtlara geçmiş, yani Göbekli Tepe'den bu yana sayarsak 12 bin yıldan bu yana kayıtlara geçmiş aşağı yukarı 15 bin çatışma, savaş söz konusu. Savaş enteresan bir solvent, çözücü noktasında insanların anlaşmazlıklarına bir yere geldiklerinde başvurdukları bir yöntem. O açıdan ben dünyaya bakıyorum. Bu anlamda gelir dağılımının bu kadar uçurumlar olduğu ve zenginliğin de bu kadar yükseldiği bir başka dönem tarihte yaşanmamış. Hani belki göreceli olarak hani Karun kadar malın olsa dediğimiz o eski dönemlerde bunlar yaşanmış olsa bile, ama günümüzde çok fazla insanın bir ekonomik hayat içerisinde var olduğu bir ortamda dünya bu kadar zengin olmadı ama bu kadar da ateşle barutun, açla tokun, ihtişamla sefaletin de yan yana iç içe geldiği bir alan yaşamadı. O anlamda bu dediğimiz teknoloji şirketleri 1 trilyon dolarlık ciroların artık konuşulduğu, bunu geçen 1 trilyon doları geçen birkaç şirketin oluştuğu bir ortamda dünya servetinin yarısını eğer siz nüfusun %1'ine yıkıyorsanız bu zaten sürdürülebilir bir nokta değildi. Bu da bu zalimce bir durumda aynı zamanda. Çok zalimce bu. Zaten bunun ilk işaretlerini, yani bu ayak seslerini geçtiğimiz sene, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde küresel kriz başladığı zaman 2008'in
Eylül ayında Amerika'da, 2009 yılında Avrupa'yı kazıp kavurmuş, bizi de %4,5 oranında küçültmüştü. Hani teğet geçeceği gelmesine rağmen. Ve daha sonra ki izleyen yıllarda %99 hareketi diye bir hareket oldu. Hatta bu Wall Street işgalcileri diye eylemlere söz konusu oldu. Ben o eylemlerin yürüyüşlerinde Wall Street'te onlarla beraber yürüyüp onlarla konuşmuştum. Talepleri şuydu: biz %99 olarak bütün kaynaklara el koyan %1'in hakkımızı almak istiyoruz. Orada bastırıldı bu, fakat Avrupa'ya yansıdı ve daha sonraki gelişmelerle beraber biraz silmiş olsa da ama korona süreciyle yeniden açığa çıktı. Özellikle büyük servetler göze batmaya başladı. Yüksek teknoloji şirketleri hem bir yandan dijital tiranlık hem de devletler üstü yapılar oluşturarak hem sağlığa hem aynı zamanda devlet yönetimlerine karışmaya, hatta dünyaya nizam verme noktasında devletlerin dışında paralel bazı yapılar, sendikasyonlar kurmaya başladılar. Evet, Şeref Bey, tabii bu konuyu çok tartışacağız, konuşacağız, tartışmamız da gerekiyor ama başka konuya geçmeden şöyle diyelim, Necip Fazıl'ın hani bir şiiri var ya, 9 kişiye bir pul, bir kişiye 9 pul edası, hani belki dünyanın bugünkü halini iyi anlatıyor. Şimdi isterseniz biraz da yarın yapılacak olan, yeni açıklanacak olan yeni ekonomik program üzerinde de konuşalım. Bugün döviz kurlarında TL'nin yine zayıflamaya başladığını, ciddi değer kaybetmeye başladığını gördük. Bütün gözler yarın yeni ekonomik programında. Hazine ve Maliye Bakanı yarın açıklamalar yapacak. Saat 11 diye bekliyoruz açıklamaları. Siz ne bekliyorsunuz? Nasıl bir program olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi geçen hafta Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan, yani 2 puan artırmasıyla beraber kurda biraz hafif gevşeme meydana gelince benim yaklaşımım şu olmuştu. Bu Merkez Bankası'nın doların karşı canhıraş bir şekilde almak zorunda olduğu bir karardı. Aslında bunun ederi daha fazlaydı. Çünkü siz Merkez Bankası'nın giriş kapısına, ön kapısına benim faizim %8.25'tir diye açar ama arka kapıdan %14'lere kadar geçtikleri penceresiyle vesaire işlem yapıyorsanız bu zaten sürdürülebilir değildi ve Merkez Bankası bu ikirci tutumuyla beraber döviz fırlıyorken bu karar alındı. Ben o dönem şunu demiştim: bakın, bu yerinde bir karar. Evet ama yetersiz, fakat doğru bir karar. Faizlerin yükselmesini istemiyoruz. Gerçekten inmesi gerekiyor ama inebilmesi için de bazen bunu yükseltmek de zaruret olabilir. Çünkü öbür tarafta doların zıplayarak bütün ekonomiyi daha beter sıkıntılara sokma tehlikesi var lan. Alındı bu karar. Ve şunu demiştim: lütfen bu kararı yalnız bırakmayın. Ne demek bu? Sadece Merkez Bankası'nın adımlarıyla, yatacakları adımlarla bu iş yürümez. Bunu bütçe politikaları, ekonomik programları ve stratejilerle desteklemek gerekiyor. Ve o dönemde yeni ekonomik program, yeni adı ne olacak bilmiyorum yarın da, bir ekonomik programın da vakit geçirilmeden açıklanması gerektiğini söylemiştim. Nitekim bunun piyasada böyle bir beklentiye girip gecikmesi halinde şunu gördük: bir bakıma kur yeniden tırmanmaya başladı. Üstelik piyasada, yurt dışında da olmak üzere, acaba Merkez Bankası yeni bir faiz artışına ne zaman gidecek gibi tuhaf sorular sorulmaya başlandı. Bunun sebebi, çünkü bu Merkez Bankası'nın gücüyle gidilebilecek noktalara geldik ama bunun diğer taraftan desteklenmesi şartıydı. Şimdi yarınki ekonomik programda ben o anlamda şunu bekliyorum: yıllarca, 47 senedir bu işi yapıyorum. Bunun da aşağı yukarı 46 senesi ekonomi yöneterek, ekonomi gazeteciliğiyle geçti. Bir ekonomist olarak dünyadaki paketleri de inceledi. Bazı paketler başarılı olmuş, bazıları olmamış. Başarılı olmuş paketler ile ekonomik düzlüğe çıkmış, sürdürülebilir olmayınca yeniden sıkıntı gelmiş ama düzlüğe çıkardı. Ama başarısız olan programlar şu sonucu getirmiş: ekonomiyi yeniden canlandırabilmek için yepyeni bir paket ihtiyacını tetiklemiş. Hatta İsrail Merkez Bankası Başkanı iken Jacob Frank'e nasıl oldu 3600 yıllık enflasyonumuzu indirdiğiniz sorusuna, biz dedik paket açmaktan vazgeçtik. Çünkü pakette inandırıcılığını kaybetmemişti. Şimdi gelelim bizim yarınki pakette. Başarılı paketleri incelediğimizde gördüğümüz 3 tane üç temel üzerine, bir sayacaya üzerine giriyor. Bunlardan bir tanesi gerçekçi tedbir. Nedir bu? Piyasayla konuşulmuş,
piyasadan alınan veriler üzerine oturtmuş, hastalığı doğru teşhis etmiş olan gerçekçi tedbir. Birinci şart. İkinci şart ise kapsayıcı çözüm. Bu da şu demek, eğer enflasyon diyelim bir külfet ise bu külfeti eşit dağıtma noktasında adımlar atmanız ve toplumun sadece bir kesimini değil tüm kesimlerini kapsayacak bir şekilde çözümler getirmeniz. Ve üçüncü ve en önemli şart güvenilir uygulayıcı. Eğer siz bir paketi açıklar, bunu hayata geçirme noktasında piyasalara güven veremez iseniz o pakette şu ortaya çıkıyor. Tıpkı faiz artışından sonra yeniden kurun hareketlenmeye başlanması gibi galiba bu bir tedbir olmayacak. O anlamda gelecek olan tedbirlerin içerisinde sürekli vaatler, sürekli müjdeler koyuyorsanız bu inandırıcılıktan uzak olur. Çünkü ortada korona diye bir gerçek var. Koronanın bir külfeti de var. Külfet olmayacak, her şey iyi olacak dediğiniz zaman bunun inandırıcılığı olmaz. Evet, bir kan ve gözyaşı vaat etmiyoruz ama bir korona külfetini toplumun sırtından gelecektir. Ve bunu bir üstlenmemiz halinde bir müddet sonra bu daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir ekonomi evrilecektir. Benzer bir uygulamayı da hatırlayın. Bu noktada 2018 yılında Ağustos ayında kur atağı sonrasında enflasyonda bazı endekslerde %40 rakamları da görülmeye başlayınca enflasyonla topyekun mücadele beyanında bulunmuştu. Halk buna ihtiyacı vardı. Çünkü kayıp yıllarda yüksek enflasyondan çektiğimiz derdi hatırladık. Hepimiz ona omuz verdik. Hatta bazı şirketler 5 puan, 10 puan indirimlere gitti ve enflasyonu yeniden bir alana çekti. Ancak bu enerjiyi kaybettik. Şimdiki aynı şekilde gelecek olan paketten ben başarısını az önce söylediğim gibi bir gerçekçi tedbir, iki kapsayıcı çözüm, üç güvenilir uygulayıcı ve bütün toplamında bir külfetin toplumda eşit paylaşılacağı, herkesin nimet külfet dengesi itibariyle buna omuz vereceği gerçeği üzerinden gidilirse bu paket başarılı olur. Şimdi paketin açıklandığı ertesi gün yeni paketin içinde neler olması diye bir gelecekle ilgili olarak başka sorunları tartışmayalım. Şeref abi, son bir dakikamız kalmış ama şunu da sormak istiyorum. Dolar endeksinin 1.20'lerden 1.16'lara düşmüş olması, 25'leri beklerken düşmüş olması kısa vadeli bir şey midir? İleriye dönük neler söyleyeceksiniz? 45-50 saniyemiz var. Şöyle söyleyebilirim. Türkiye'deki dolar obezitesini gidermediğimiz sürece, dolar iştahını gidermediğimiz sürece Türk lirasının da nefesini suyun altından çıkarıp herkes elindeki kaynağın, liranın negatif erimesinden kurtulmak için dolara, altına, otomobile, konuta saldırmasının sebebinin altında ya da hatta borsaya gitmesinin sebebi de bu. Enflasyonun ineceğine dair topluma bir güvence vermediğimiz sürece doların kafası daima yukarıya doğru dikik duracaktır. Şeref Oğuz, çok çok teşekkürler. Bu akşam biraz ufuk turu da yapmış olduk sizin makalenizden yola çıkarak. Umuyoruz ve diliyoruz dördüncü madde dayanışma içerisinde daha hakça bölüşmenin olduğu bir dünya olsun. Çok çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Evet, Şeref Oğuz'la yayınımızı burada noktalandırıyoruz. Bir reklama gideceğiz bir ara, arkasından Tahsin Aygün'le Zürih'ten bağlantımız olacak. Tahsin Aygün'le önümüzdeki dönemde bir büyük bir finansal kriz olacak mı? Yani en son işte bugün de yaşıyoruz aslında 2008 finansal krizi gibi büyük bir krizle karşı karşıya kalabilir miyiz? Kalırsak hangi alanlardan bu kriz çıkacak ve dünyanın borcu ödenebilir mi? Onları tartışmaya çalışacağız. Dünyada ciddi miktarda ülkelerin borçları var. Bu borçlar ödenebilir mi bu haliyle? Tartışma konumuz bu. Tahsin Aygün'le az sonra Zürih'ten beraberiz.